Parkinson'ın tedavisinde etkili olan 3 yöntem vardır. Birincisi kemoterapi, ikincisi radyoterapi, üçüncüsü yeni geliştirilen hedefe yönelik biyolojik tedavi yöntemleri. Var olan lenfoma çeşitlerine göre farklılık gösterir ve çok sayıda lenfoma olduğu için tedavi yöntemleri son derecede değişkendir. Kemoterapiler çeşit olarak çok değişkendir ve bunlar kombine edilirler birçok lenfoma çeşidinde. Ve radyoterapi de genellikle bu kemoterapi kürleri verildikten sonra yapılır. Kemoterapi kürlerinin sayısı lenfomanın yaygınlığıyla sıklıkla ilgilidir. Her zaman değil ama sıklıkla. Küçük bir bölgede olan lenfomalara daha az miktarda kemoterapi verilmesi uygun olacaktır. Ama oldukça yaygın kemik iliğini, karaciğeri tutan lenfomalarda daha çok sayıda kemoterapi verilir. Kemoterapiler günümüzde sıklıkla daha yeni biyolojik, hedefe yönelik tedavilerle karıştırılarak verilebilir. Örneğin büyük hücreli lenfomalarda klasik kemoterapinin yanına MabThera dediğimiz CD20 pozitif olan hücrelere yönelen bir ayrı biyolojik kemoterapi ajanıyla birlikte verilir. Ve bu normalde %40 olan kurtulma şansını %60'lara kadar yükseltebilir. Onun dışında yine bir lenfoma çeşidi olan multiple myeloma hastalığında verilen biyolojik etkili ilaçlar vardır. Bu ilaçlar tümörlerin gelişmesini, ilerlemesini önler ve oldukça başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlarlar.